Ee, senin bir kulisin var galiba ek e, memura ek zam gelir mi diye veya gelir mi diye. Şimdi Mayıs ayının daha Nisan ayındayız. Seçimler 18 gün var. Tabii bunların konuşulacağı tarih Temmuz ayı yani yılın ikinci yarısı diyelim. Hükümet tabii daha seçimi kazanmadı. E, muhalefet de kazanabilir çünkü öyle bir ihtimal var. Ne diyorsun yani böyle bir ihtimal mi var konuşuldu mu yoksa gerçek bir şey mi? Şimdi bana gelen kulis bilgilerini hemen seyircilerimizle memurlarla paylaşalım. Gerçekten memurlarda da bir ek zam yapılması yönünde yüksek bir beklenti var Cem. Şimdi hatırlayalım Ocak ayında Cumhurbaşkanı Erdoğan önce %25'lik bir zam açıklamasında bulunmuştu. Ancak gelen bu beklentilerin altında kalmıştı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan Partisi'nin grup toplantısında yani 25 açıkladıktan bir gün sonra %5'lik bir zam yapılacağını daha duyurmuştu. Ve memurlara %30'luk bir zam yapılmıştı. Ancak o dönemde de biz seninle bunları konuşuyorduk. Asgari ücrete %50'lik bir zam yapıldığı ortamda memurlarda da aynı beklenti vardı. Yani memurlarda gerçekten seçime doğru gidildiği bir dönemde. Onlar da %50'lik bir beklenti içindeydi ancak bunun %30'u gerçekleşti. Şimdi e, enflasyondaki e, artış hani kağıt üzerinde düşse de hani alım gücü e, azalıyor. E, marketlere, çarşıya, pazara gittiğimiz zaman bunu en iyi biçimde yaşıyoruz. Memurlarda yaşıyor, işçilerde, de, toplumun bütün kesimleri yaşıyor. Dolayısıyla memurlarda da bir ek, e, ek zam beklentisi oluştu. Bu kapsamda şunu ifade etmekte fayda var. Şu anda aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 11.848 lira. Tabi kademe kademe yaptıkları işe göre bu memur maaşları değişiyor. İşte öğretmen ayrı alıyor, polis ayrı alıyor, şube müdürü ayrı alıyor, daire başkanı ayrı alıyor. Onlar ayrı. Ancak şu anda en düşük emekli memur maaşı aile yardımı ödeneği dahil 11.848 lira. Şimdi başkent kulislerinde Memura ekzam yapılacağı konuşuluyor. bunun e, bir beklenti olduğunu söyleyelim ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 1 Mayıs'ta Memur Sen yani e, Memur Konfederasyon e, Türkiye'deki en büyük Memur e, Konfederasyonlarından bir tanesi olan Memur Sen'in Genel Kuruluna katılacak. Dolayısıyla gözlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 1 Mayıs'ta Memur Sen e, Kuru Genel Kurulunda yapacağı konuşmaya açıklamaya çevrilmiş durumda ve Erdoğan'ın orada e, memurlara Ekzam konusunda bir açıklama yapması bekleniyor. Ee, bana gelen kulis bilgisi bu yönde. Peki Cumhurbaşkanı Erdoğan nasıl bir açıklama yapabilir? Yine gelen kulis bilgilerine göre, yani bunun şu an itibariyle e, resmi bir açıklama yapılmış değil. Kulis bilgisi olarak söylüyorum tamamen. E, üç formül konuşuluyor. Birincisi, düşük maaş alan memurlara seyyanen zam yapılması. Mesela nedir işte 11.848 lira alıyorsa memur bunun 15.000 liraya tamamlanması yönünde. Yani seyyanen 3.000 lira zam yapılabilir şeklinde ifade ediliyor. Tabi bu seyyanen zamın, zamın oranı da değişebilir. İşte 2.000 ile 3.000 lira arasında olabileceği söyleniyor. İkinci formül. Memur maaşlarına seyyanen zam yapılıp üzerine belli bir oranda zam yapılması. İşte o dönemde memur maaşlarına yapılacak zam konuşulurken %50'lik bir beklenti vardı. İşte bunun %30'u gerçekleşti. Dolayısıyla %20'lik bir zammın da yapılabileceği seyyanen zammın üzerine konuşuluyor. üçüncü formül ise doğrudan oransal zam yapılması. İşte %20 ile %30 arasında değişen bir ek zam yapılması gündemde. dolayısıyla başkent kulislerinden, ekonomi kulislerinden aldığım bilgiler bu yönde. Dolayısıyla bir ek zam beklentisi var. Seçimede çok kısa bir süre kaldı. Peki Toplumun bu açıklanır mı? talep Açıklanır i̇şte mı? İşte 1 Mayıs'ta eğer zam yapılırsa tabii ki açıklanır. Şimdi 1 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan memur sen Konfederasyonun genel kurul toplantısına katılacak. Eğer bu zam yapılacaksa ki beklenti o yönde, kulis bilgileri o yönde, e, Cumhurbaşkanı Erdoğan orada müjdeyi vermesi bekleniyor. Ancak sen de hatırlattın, cam şimdi parlamento tatilde zaten e, şu an itibariyle bir yasal düzenleme yapılması mümkün değil. Tıpkı asgari ücreti Temmuz ayında yapılması planlanan zam gibi Cumhurbaşkanı Erdoğan bunu seçim sonrası vaadi olarak dile getirecek. Yani e, Cumhurbaşkanı Erdoğan gerçekten e zam yapılması kararını açıklarsa bunun hayata geçirilebilmesi için e, işte seçimi kazanması ve ardından da parlamentoda bunu yasal düzenleme olarak e, geçirmesi gerekiyor. E, dolayısıyla bunu bir vaat olarak duyuracaktır. Ancak e, memurların gerçekten bu yönde bir beklentisi var, böyle bir talebi var. Erdoğan'ın da 1 Mayıs'ta memur sen genel kurulunda buna yönelik bir açıklama yapması bekleniyor hocam.